Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 18. haftası 5. videosundayız. Yani çemberde uzunluğun son videosundayız. Benzerlik yardımıyla çemberde uzunluktan bahsedeceğiz sizlere. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberde uzunluk çözerkenki yöntemlerimizin son yöntemindeyiz arkadaşlar. Ne yapacağız? Benzerlik yardımı. Ne demiştik? Hatırlayalım. İlk etapta dik üçgenden çözeceğiz. Baktık dik üçgenden çözemiyoruz. Kuvvetten çözeceğiz. Ki kuvvet müfredatta yoktu. E son çare ama bilmemiz lazımdı. Bu da yoksa kuvvet de yoksa en son neye bakıyoruz? Benzerlik. E Üçgende de öyleydi. Ya dik üçgenler özel durum yoksa ya da benzerlikten çıkıyordu. Benzerlik olması nasıl anlıyorduk? Açıya dalıyorduk. Burada da aynı şeyi yapacaksın. Açıya dalacaksın büyük ihtimalle ki %99 benzerlik yardımıyla çözülüyorsa zaten açı 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 benzerliği vardır. Öyle kenar açı kenara da katmazlar. Açıya dal, çembersel bilgileri kullanarak da açıyı kullan ve üçgenlere dikkat et büyük ihtimalle üçgenler benzer çıkıyor. Bakalım şimdi mesela şöyle bir şey geldiğinde hocam şu kesişler olduğunda şöyle üçgen olduğunda bu üçgenler birbirine benzerdir demişiz. Bakalım kalıp buduyor. bu diyor. Bu kalıbı ezberleyin demiyorum. Yöntemi iyi anlayın sıkıntı yaşamazsınız. Baktınız dik üçgenden çıkmıyor. Kuvvet hocam A çarp B C çarp D şimdi ispatını yapacağım zaten bunun. Evet bunu da biliyoruz. Peki ya X ile Y arasındaki ilişki sorulursa ne yapacağız? İşte o zaman benzerliğe dalacağız. Dal kardeşim benzerliğe. Hocam burası alfaysa açıya dalmak önemli. Burada ne var? Çevre açı var. Daldık burada. Alfaysa gördüğü yay 2 alfa. 2 alfaysa burası da alfa oldu mu? Evet. Hatta hocam buraya beta dersem gördüğü yay 2 beta. 2 beta ise burası da beta mı oldu? Üçüncü açı ters açılardan dolayı da birbirine eşit. Dolayısıyla şu üçgenle şu üçgen gerçekten ne oldu arkadaşlar? Benzer oldu. Hadi benzerliği uygulayalım. Hocam. Bet, beta'nın karşısı A'nın. Beta'nın karşısı C'ye oranı eşittir. Alfa'nın karşısı D'nin. Alfa'nın karşısı B'ye oranı. Dur. İşler dışlar. A çarp B, C çarp D oldu mu? Oldu. Bak A çarp B, C çarp D. işte. iç kuvvetin ispatı arkadaşlar bu. Kuvveti bilmezseniz de benzerliği bilirseniz yine sonuca ulaşırsınız. E, X ile Y arasındaki ilişki istenirse zaten biz buraya da alacaktık. E çift çizinin karşısı x bölü çift çizinin karşısı y deriz. Ve şöyle bir kalıp karşımıza çıkar ama bunu ezberleyin demiyorum. Açılara dal. Üçgenlerin benzerliğini fark et ve sonra oranlamanı yap. Olay bitti. Tamam gençler? Geldik ikincisine. Bu da bir kalıp diyebiliriz aslında ama kalıbı ezberlemeyeceğiz. Bak şimdi. Normalde dik üçgenden çıktı mı çıkmadı. Kuvvet var. A çarpı A artı B. C çarpı C artı D var. Ya bizden X ile Y arasındaki ilişki istenilirse ne yapacağız? İşte o zaman açıya dalacağız. Yani benzerlik var mı yok mu diye bakacağız. Hadi bakalım. Şimdi bakalım arkadaşlar burada. Yani açıya dalacaksak hocam. Çembersel bilgilerdeki açıya dalacağız. E burada ne var? Fark ettiyseniz arkadaşım. Şurada bir kirişler dörtgeni var. Çevre açıya da alfa ise 2 alfa deyip. E buraya 180 eksi 2 alfa deyip. Buraya da 180 eksi alfa diyebilirsiniz. Ya da kirişler dörtgeni direkt var ya. Alfa ise burası ne olacaktır arkadaşım? 180 eksi alfa olacaktır. Hatta maviyle dalayım, x ile kırmızılı karışmasın. Alfa ise 180 eksi alfa olacaktır. Burası da alfa oldu o zaman. E, burası betaysa hocam burası da 180 eksi beta olacaktır ve dolayısıyla burası da beta oldu. Dikkat dikkat. Şimdi şu üçgenle, büyük üçgende ortak açı da burası oldu. Bakın, alfa beta karaladım, alfa beta karaladım. Ay 2 üçgen benzer oldu. Hadi benzerliğe bakalım arkadaşlar. Alfanın karşısı C bölü. Alfanın karşısı A artı B. Bakın C bölü A artı B. Eşittir. Betanın karşısı A bölü. A bölü. Betanın karşısı hop şurası. C artı D eşit olacak. Dur. A çarpı A artı B. C çarpı C artı D eşit oldu mu? Oldu. Yani ne çıktı burada? Kuvvetin de ispatını yapmış bulunduk arkadaşlar. Devam edelim. Şu x ile y arasındaki ilişki isteniyorsa karadımaçın karşısı x bölü karada maçını karşısı y derim. Ve burada da böyle bir kalıp karşımıza çıkar. Ezberleme. Açıya dal. Benzerliği yakala. Hem benzerliğini böyle ileri seviyeye getir. Hem de böyle bir şey ezberlemeden de sonuca da ulaşabildiğini gör. Tamam. Evet gençler. İşte görüyorsunuz benzerlik. Açıya dalıp rahat bir şekilde benzerliği yakalıyoruz. Gelelim son kalıba. İşte bu da bir kalıptır arkadaşlar. Ama kalıp diye ezberlemeyeceğiz. Bu sefer de ABD benzerdir ACB demişiz. Bakalım gerçekten öyle mi? Bu üçgenle büyük üçgenden benzerlik var. Hocam açıya da alacağız. E teğetlik varsa öncelikle neye dikkat edeceğiz? Teğet giriş açı hocam. Alfa. Teğet giriş açı. Alfa ise gördüğü ya. 2 alfa 2 alfa ise burası da alfa oldu mu? Oldu. A birer açıları eşit olan üçgenler var. Şu üçgenle büyük üçgende. Hani kalıp bir soruydu bu. E, i̇ki açısı eşit olan üçgenlerde ne yapıyorduk? Ortak açıya bakıyorduk. Hocam ortak açı burası. E, alfa karadığım üçüncü açı çift çizgiyse alfa karadığım üçüncü açı çift çizgiydi. Yalnız burası değil tamamıydı değil mi? Evet çift çizgiyi yazdık. Normalde ilk etapta söylemedim ama hocam x'in kare sağ çarpı artı b'yi biliyorum. Ama bize n ile m arasındaki ilişki sorulursa ne yapacağız? İşte o zaman benzerliğe dalacağız. Hadi daldık benzerliğe. Açılara daldık. Şu sarı üçgenle büyük üçgen gerçekten benzer çıktı. Alfanın karşısı a bölü alfanın karşısı büyükte x. a bölü x eşittir. Çift çizginin karşısı x bölü çift çizginin karşısı a artı b. Dur işler dışlar. x kare eşittir işte, a çarpı a artı b geldi mi? Geldi. Kuvvet zaten ispatını yapmış bulunduk arkadaşlar. Devam edelim. Karadım açının karşısı n bölü. Karadım açının karşısı m. İşte burada da böyle bir kalıp çıktı. Kalıbı ezberleme açıya dal. Sonuca rahat bir şekilde ulaş. Tamam arkadaşlar. Evet bakın Kuvvette söylediğimiz bütün özellikleri de burada ispatlamış bulunduk arkadaşlar. Görüyorsunuz çok da kolay bir şekilde sonuca siz de ulaşabilirsiniz. Bakın soruyu gördünüz. Dik üçgenden yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. E, merkez teğet çektik falan filan yok maalesef. E ne yapacağız? Kuvvet. Hocam kuvvet var. Şunun karesi bu çarpı tamamı. E buraya y dersek iki bilinmeyen kuvvetten de çıkmıyor. O zaman benzerlik. Benzerlik için aşağıya dalıyoruz kardeşim. Hemen. Hop şurası alfa. Teğet var ya teğet kesişi şey yoğunlaşacağız. Alfa ise gördüğü ya 2 alfa 2 alfaysa burası da alfa oldu. Açıları eşit olan üçgenlerde ortak açı var mı diye bakıyorum. Evet şu üçgen ile büyük üçgende ortak açı burası. Alfa karaladığım 3. açı çift çizgiyken alfa karaladığım 3. açı çift çizgi oldu. Ve benzerliğe bakacağız. Şimdi burada alfanın karşısı dörtgen alfanın karşısı boş. Y bilmiyorum. Benzerliğe katmayalım. Çift çizginin karşısı çift çizginin karşısı benzerliğe katmayalım. Karada karşısı üçgen. Karada maçının karşısı altı. Aa güzel bir benzerlik çıktı. 1'e 2 oran var. O zaman alfanın karşısı 4 ise alfanın karşısı 1'e 2 oranından direkt 8 yapar arkadaşlar. Buradan sonrası kuvvetten yapabilirsiniz ama gerek yok. Artık benzerliği fark ettik. Çift çizinin karşısı 8 iken çift çizinin karşısı 1'e 2 orandan dolayı 16 olur arkadaşlar. Çünkü niye? Karada maçının karşısı üçgen 6 oldu. Benzerlik oranı 1'e 2. Çift çizinin karşısı 8 iken çift çizinin karşısı 16 olur. O zaman 4 artı x eşittir 16 ise Buradan x'i kaç buluruz arkadaşlar? 12 buluruz. 23. sorunun cevabı böylelikle 12 oldu. Geldik örnek 24'e. A hocam şey var kuvvet var diyebilirsiniz. Bak dik üçgen yok. Kuvvet var mı diye bakacaksınız. Evet şu 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 maalesef şuraya x buraya y dersek iki bilmeyen geliyor. Kuvvetten de çıkmıyor. O zaman ne yapıyoruz? Benzer. Açıya dalacağız. E ne var burada? Kirişler dörtgene. Hemen açıya daldık. Hocam alfaysa 180 eksi alfa Bak o zaman burası alfa oldu. Şurası beta ise 180 eksi beta. Ve burası da ne oldu arkadaşlar? Beta oldu. Yani senin şuradaki üçgeninle büyük üçgenin ne oldu? Benzer oldu. Bak alfa beta 3. açı alfa beta 3. açı olduğundan dolayı. Hadi benzerliği uygulayalım. Hocam burada direkt karadım açının karşısı 2 kenar karadım açının karşısı 6 var. Yani 1'e 3 var. 1'e 3 oranlarda böyle Karda maçın karşısı 2 bölü karda maçın karşısı 6. Alfanın karşısı bilmem ne böyle alfanın karşısı bilmem ne yapmanıza gerek yok. Direkt kolay bir benzerlik var. 1'e 3. E, o zaman alfanın karşısı 3 ise alfanın karşısı öbüründe yani büyüğünde kaç olur? 1'e 3 oran olduğundan 9 olur. Yani y'yi böylelikle 4 buluruz. E burada da betanın karşısı 4 ise büyükte de betanın karşısı 3 katı 1'e 3 oran olduğu için benzerlik oranı 1 bölü 3 arkadaşlar. Alfanın karşısı üçgen alfanın karşısı 9 oldu. Betanın karşısı 4 bulduk şimdi. Betanın karşısı 12 olur. Yani 3 artı x de buradan neye eşit oldu? 3 artı x de buradan 12'ye eşitse x'i de buradan kaç buluruz? 8 değil 9 buluruz arkadaşlar. Tamam. Y'yi kaç bulmuştuk? Y'yi de 4 bulmuştuk. Bizden bu toplam isteniyor. AD uzunluğu Y artı EB'nin uzunluğu X yani 4 artı 3'ten pardon x9 bulduk. 4 artı 9'dan cevabı 13 diye buluruz arkadaşlar. Örnek 24'ü böylelikle 13 bulduk. Güzel değil mi arkadaşlar? Çok zevkli. Valla benim çok hoşuma gidiyor. Evet geldik bu soruya. Örnek 25'teyiz arkadaşlar. 6, 8, 4 ve x verilmiş bize. Şimdi öncelikle dik üçgenden çözemiyorsunuz. Kuvvet var mı diye bakarız. Hocam 6 çarpı x 4 çarpı y'ye eşit oldu. Maalesef olmadı arkadaşlar. Niye? Çünkü iki bilinmeyen oldu. E şimdi ne yapıyoruz? En son çare açıya dalacağız. Açıya dalarken kendini belli ediyor. Bu yayları eşit vermiş. Hocam o zaman ben buraya bir alfa dersem. Şuraya bir alfa dersem. Alfa ise gördüğü ya 2 alfa. 2 alfa ise burası da 2 alfa. 2 alfa ise o zaman burası da alfa oldu mu? Aa evet. Bak ne çıktı hocam. Bir araçları eşit olan üçgenler. Hocam şu üçgenle şu üçgen desek ortak açı yok. Ama şu sarı üçgenle büyük üçgene bakacak olursanız arkadaşlar. Şöyle Bakın şurası alfa demiştik zaten. E, alfaya büyük üçgendeki alfa ortak açı var mı? Var. Şu kalıbı artık bilin arkadaşlar. Benz, üçgende benzerlikte iki kalıp Bir alfa beta. iki e, eşit iki açı olduğunda ortak açı. E, alfa karaladığım üçüncü açı burası çift çizgiyken alfa karaladığım büyük üçgende üçüncü açı burası çift çizgidir. Hocam iki üçgen benzer oldu. Alfanın karşısı dörtgen alfanın karşı sekiz oldu. Bire iki oran var. Artık benzerliği biliyoruz. Kolay. Alfanın karşısı 4, alfanın karşısı 8. Çift çizginin karşısı 8 iken çift çizginin karşısı direkt 16 çıkar. Hocam burası 16 ise buraya ne kaldı o zaman? 12 kaldı. E kadın açının karşısı 6 iken burayı buluruz. E, sonrasında maalesef burası benim işime yaramıyor. E hocam y'yi bulduk ya artık. Kuvvetli uygulayabiliriz. E burada ne var o zaman arkadaşlar? 6 çarpı x 12 çarpı 4 eşit değil midir? Evet. Buradan da x'i kaç buluruz? 8 mi buluruz? Cevabımız böylelikle örnek 25'te 8 çıktı arkadaşlar. Geldik örnek 26'ya. Hmm. Biraz zor cana bir soru. Uğraşmak isteyenler uğraşsın. Ama sizi biraz zor yoracaktır arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama verilenlerin mantığını şöyle bir kullanmaya çalışsanız. Eskiden olsa buna geçen seneki videolarda ödüllü bir soru olarak yazmışımdır büyük ihtimalle. Hatta bazı kitaplar bunu özellik olarak da veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Neyse siz çözmeye başlayın. Baktınız olmuyor. Bakalım neyi düşünmediniz. Hani bu tür sorularda da e, ben siz çözün diyorum ya. Hani zor olmasından dolayı çözün. Hani olayı iyice kapatalım. Ya yani çemberde uzunluğun son sorusu. Her şeyi kullanıyoruz gibi bir şey. Bakalım neyi kullanamadığınızı da anlamanız sizin açınızdan iyi olur. Şimdi gençler şöyle baktığımız zaman aslında şöyle bir kural var. Şuraya A, buraya B, buraya C diyecek olursak A'nın karesi. Yani çemberin içindeki kirişe indirilen dikme. Yani bu çember yayı üzerinde alınan bir t teğetli üçgen oluştuğunda çemberin içindeki kirişe inilen dikmenin karesi a kare eşittir b çarpı c diye bir formül var arkadaşlar. E yani burada altının karesi 4 çarpı x'ten x'i 9 buluruz. Ama bu formüle gerek yok. Tabi ÖSYM çok önceden adam bize bunu şey sorduğu için çok önceden e, sınavda sorusu olarak çıktığı için e, tabi sınavda sorulan soruları da bir kitaplara böyle özellik olarak yazma adetimiz var ki benim yok da yani kitapta böyle sorularda özellik gördüğünüz zaman ÖSYM'de çıkmış sorudur arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, ama ÖSYM'de çıkmadan önce bu özellik var mıydı yoktu tabi kitaplarda. Neyse arkadaşlar soruya bakıyorum. Hocam ben bu dikmeleri kullanacağım. Allah Allah ne yapacağım 90 alfabeteye dalsam e, şey yok üçgen yok diye düşünebilirsiniz. Evet doğru haklısınız. Benim şimdi buradaki tehditliği kullanmam lazım. Ya soruya baktın çemberde uzunluk sorusu şeyden yapamıyorsun. Anahtar kelimelerden yapamıyorsun. Sonra kuvvet. Kuvvet var mı? Yok. Kuvvetten de yapamıyorsun. En son çare benzerlik. Benzerlik için açıya dalacaktık. Dalalım kardeşim açıya. Ama açıya dalacak bir durum da yok. Teğetlik var. Teğet giriş açı. Diyebilirsiniz arkadaşlar şöyle. Ee, ama şey yok. Teğet giriş açı. Hadi ben buraya alfa dedim. E, alfa ise 2 alfa. O zaman burası da alfa olur böyle. İkiz kenar çıktı. Zaten teğetlikten de şey yapabiliriz bunu. Teğet teğet eşitliğinden de söyleyebiliriz. Özel bir durum çıkmadı. Allah Allah. Başka ne yapabilirim? E hocam yapacak bir şey yok. Bir de şu teğet kiriş açı işime yaramadıysa şöyle bir teğet kiriş açı oluşturayım. Bak bu doğrusal demiyorum. Arkadaşlar şuradaki teğeti kullanmak için teğet kiriş açı. Hatta buradaki teğeti kullanmak için de burada da bir teğet kiriş açı oluşturabilirim. Peki ben şuraya bir alfa diyecek olursam. Alfa beta diyecek olursam. Alfa ise gördüğü yer 2 alfa. Hop burası da alfa mı oldu? Evet alfa 90 ise burası da beta mı oldu? Aynen öyle. E şuradaki teğet girişliği de kullanalım. Şuraya ben bir A dersem. A ise gördüğü ya 2A. O zaman burası da a mı oldu? Evet. A 90 buraya B açısı dersem. Burası da B açısı mı oldu? Aynen öyle. Hocam şu üçgenle şuradaki üçgenle oldu? Kesinlikle ama kesinlikle benzer oldu. Hatta ve hatta buradaki üçgenle buradaki üçgenle ne oldu arkadaşlar? Benzer oldu. Madem benzer benzerliği uygulayalım. Alfanın karşısı 4. Bu üçgende bunu uygulayacağım bir kere. 4 bölü Burada kalfanın karşısı 6. E o zaman burada betanın karşısı şuraya gitsem burası boş. Betanın karşısı burası da boş. Bu işime yaramaz. E 90'ın karşısı burada da boş. Burada da boş ama en azından 90'ın karşısındaki burada kenar. Şu üçgenin bir kenarı arkadaşlar. Şuraya ne diyelim? X diyelim. Buraya da Y diyelim isterseniz. E, X demeyelim arkadaşlar. X şurada var çünkü. Şuraya ben ne diyelim? N diyeyim. Buraya da bir N diyeyim isterseniz. Evet benzerlik oranı 4 bölü 6. 90'ın karşısı n bölü neye eşit olmalı arkadaşlar. 90'ın karşısı m'ye eşit olmalı. Şimdi gelelim şu mavilere. Hocam a'nın karşısı 6 bölü a'nın karşısı x beyaz üçgenlerde. Burada 90'ın karşısı n bölü 90'ın karşısı m'ye eşit değil midir? Evet. Bakın n bölü m hem 4 bölü 6'ya eşit oldu. n bölü m hem 6 bölü x eşit oldu. O zaman n bölü m hem, hem 4 bölü 6 hem de 6 bölü x ise bunlar birbirine eşittir. İşler dışlar. Yani buradan 6 çarpı 6 eşittir 4 çarpı x. Gerçekten de 6'nın karesi 4 çarpı x eşit oldu mu arkadaşlar? Görüyorsunuz oldu. x de buradan 9'a eşit oldu böylelikle arkadaşlar. Evet ince bir soru. Teğet kirişi kullanmak ve burada üçgende benzerlikleri kullanmak arkadaşlar. Bazen işlem yapmaya korkuyoruz ama Gördüğünüz üzere çok da az işlem var burada. Aslında soru çok da kolay bir şekilde çıktı. Neyi düşünemediniz? Yoruma yazın bakayım. Hocam diyet gelişini düşündüm ama şu gelmedi, böyle oldu, böyle oldu. Bu düşünceler sizin için önemli arkadaşlar. Oradaki temel mantığı da size bu şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Evet. Gençler. Kendimizi büyüttüğümüze göre bu olay bitti. Yani bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda arkadaşlar yine bu haftanın içerisinde olan çemberin çevresi ve yay uzunluğundan bahsedeceğiz. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.